Merhaba arkadaşlar, çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu çalışmamızda yine uygulamalar yapacağız. Şimdilik uygulamalar için kullandığımız Northwind veri tabanına bağlayayım. Ve ilk uygulamamızda senaryoyu yazdım ben. Burada görmüş olduğunuz gibi fazla konuş dedikçe senaryolarımızın biraz daha mantıklı olduğunu göreceksiniz. Şimdi ilk senaryomuza başlayalım. Bizden ne isteniyormuş? London şehrinde bulunan kaç çalışan vardır şeklinde bir istek var. Ve bunun için şöyle bir ipucu vermişim. Misalen bu Northwind veri tabanı kendi oluşturduğumuz bir veri tabanı olmadığı için böyle ipuçları vereceğim. Geliyorum bakın Northwind veri tabanında tables'ın altında şöyle bir employees tablomuzu açalım. View, edit data diyorum ve tüm sütunlar gelsin bir. Şimdi employees tablomuza baktığımız zaman neler var? Bakın şurada görmüş olduğunuz gibi city tablomuz var değil mi? Şehir bilgilerimiz ve burada çalışanlar. Bu çalışanlar içerisinden neyi almak istiyoruz? City bilgisi, city sütunu, London olan çalışanları almak istiyoruz. Ancak burada ne var? Çalışanların bilgilerini değil, kaç tane çalışan olduğunu bulmaya çalışıyoruz değil mi? Bu kaç tane çalışan bilgisi bizi neyi hatırlatıyor? Count fonksiyonunu hatırlatıyor değil mi? Hemen geliyorum bakın. Şöyle aşağıya geldim. Select dedim. Count, yıldız diyorum. Hangi tablodan alıyoruz? Employees tablosundan alıyoruz değil mi? From employees diyorum. Ve bu şekilde çalıştıralım önce. Ne var? 9 tane bizim satır sayımız var değil mi? Görmüş olduğunuz gibi şurada satır sayımız 9 tane. Ancak burada bizden istenen bir koşul var. Ne diyor? London şehrinde bulunan. Yani şuradaki city sütununun neye eşit olması lazım? London'a eşit olması lazım. Hemen geliyorum burada. Koşulumuz için ver anahtar kelimemizi yazdık. City diyorum. Neye eşit olacak? London'a eşit olacak. Çalıştırıyorum. Görmüş olduğunuz gibi 4 bilgisini aldık. Hemen tablomuzdan baktığımızda da 1, 2, 3, 4 tane çalışanımızın Londra'da bulunduğunu görmüş oluyoruz. İkinci uygulamamıza geçelim. İkinci uygulamamıza geçiyorum. Burada ne diyormuş? İşte Brezilya ülke bilgisi için en yüksek ikinci Freiheit bilgisine sahip sipariş detaylarını getiriniz diyor. Hangisiymiş bu? Orders tablosundaymış. Şimdi şunu bir kapatalım. Geliyorum bakın. Orders tablosundaki verilere bir bakalım. Senaryomuzu daha iyi anlayacağız. Bize diyor ki ülke bilgisi şurada Brazil olacakmış. Bu verilerin içinden şurada görmüş olduğunuz Freight sütununa ait en yüksek ikinci Freight'a sahip olan sipariş detaylarını yani o satırı getirmemiz isteniyor. Basamak basamak ilerleyelim. Bakın geliyorum. Önce select yıldız diyorum. Neden select yıldız diyorum? Çünkü benden belli bir bilgi değil. Tüm siparişin detayları isteniyor. Hangi tablodan? From orders tablosundan alacağım. Benim burada iki tane koşulum var aslında. Ülke bilgisi ne olacakmış? Brazil olacakmış. Bakın geliyorum. Şurada hangi sütun varmış ülke bilgisi için? Görmüş olduğunuz gibi ship country ne olacak? Brazil olacak. Geliyorum. Where diyorum. Ship country neye eşit olacakmış arkadaşım? Brazil'e eşit olacakmış. Şöyle bir sıralayalım. Bakalım elimizde ne var görelim. Tamam. Bakın. Ülke bilgisi Brezilya olan tüm veriler şu an elimde değil mi? Bana ne diyor? En yüksek ikinci freight bilgisine sahip. Onu nasıl yapacağım? Eğer ben bir sütunu sıralarsam azalan şekilde en üstte ne olacak? Freight bilgisi en yüksek olan değil mi? Onun bir altında da en yüksek ikinci freight bilgisine sahip olan verimi görmüş olacağım. Bakın geliyorum önce. Order by diyorum. Freight'a göre sıralasın. Nasıl sıralayacak? Bunu descending sıralayacak. Çünkü azalana göre sıralayalım ki ilk önce en yüksek olan gelsin. Hemen bakın çalıştırıyorum. Görmüş olduğumuz gibi burada 890'dan aşağıya doğru geliyor. Ben ne istiyorum bunu? Sadece ikincisini istiyorum değil mi? Şimdi sadece ikincisini istediğim için limit 1 diyorum. Bana bir veri göstersin. Eğer bu şekilde çalıştırırsam bana ne gelir? Şuradaki 890'lı olan satır gelir değil mi? Ancak ben ne yapacağım burada? Geliyorum burada. Offset'e de 1 diyorum. Böylelikle bana birinciyi pas getirip yalnızca şu ikinciyi getirecek. Order ID'si 10.709 olan verinin gelmesini bekliyorum. Çalıştırıyorum. Görmüş olduğunuz gibi beklediğim üzere order ID'si 10.709 olan veri bulur da geldi. Üçüncü uygulamamıza geçelim. Şimdi üçüncü uygulamamızda bize sorduğu şu.
Customers tablosunda kaç farklı country bilgisi vardır? Şimdi Customers tablosunu bir açalım. Şimdi tablomuz burada. Bu aslında kolay bir uygulama olarak görünüyor. Ki öyle, ancak burada kullanacağımız SQL arkadaşlar, sıklıkla kullandığımız SQL olduğu için buradaki soruyu sordum. Burada bize diyor ki kısacası, arkadaşım diyor, bir tabloda diyor, Customers tablosunda şurada country'de görmüş olduğun gibi veriler var değil mi? Country sütununda veriler var. Bu sütunda kaç farklı unique değer var diyor. Yani bir sütundaki işte kaç farklı benzersiz ifade olup olmadığı sıklıkla sorulan bir sorudur arkadaşlar. O nedenle bu uygulamayı aldım. Şimdi geliyoruz bunun için. Hemen ilgili query'imizi yazalım. Kaç farklı, kaç tane dediğine göre neyi kullanacağız burada? Bir kere count'u kullanacağız değil mi? Select count diyorum. Şimdilik bakın bir şey yazmıyorum. Buraya bir şey ekleyeceğim de şuraya yalnızca sütun ismini yazıyorum. Şuradaki sütun ismini yazıyorum. Select count country from customers. Çalıştırıyorum bu şekilde. Ne cevap geldi? 91. Açalım tablomuzu. Bakın bizim burada toplamda olan satır sayımız ne? 91. Yani buradaki sütunda kaç tane null olmayan ülke bilgisi olduğunu burada bize verdi. Peki biz ne diyoruz? Benzersiz olacak değil mi? Kaç farklı country bilgisi var diyoruz. Bu tarz durumlarda hangi keyword'ü kullanıyorduk? Kesinlikle hatırladığını düşünüyorum. Distinct keyword'ünü kullanacağız. Select count distinct country from customers diyorum. Çalıştırıyorum. Görmüş olduğunuz gibi 21 tane farklı ülke bilgisi varmış buradaki country sütununda. Dördüncü uygulamamıza geçelim. Gelelim dördüncü uygulamamıza. Şimdi dördüncü uygulamamızda şimdiye kadar çalışmalarımızda da yapmadığımız bir işlem yapacağız. O nedenle mümkün olduğu kadar detaylı bir şekilde anlatacağım. Şimdi bize diyor ki herhangi bir indirim yapılmamış en düşük toplam fiyata sahip olan siparişin toplam fiyat bilgisini getiriniz. Ne demeye çalışıyorum? Şunu demeye çalışıyorum bakın. Order details tablosunu şöyle bir açalım. Bu tablomuzda ne diyorduk? Herhangi bir indirim yapılmamış diyorduk değil mi? Şimdi bir kere bir koşulum var. Discount 0 olacak. İkinci de diyor ki en düşük toplam fiyata sahip. En düşük toplam fiyat neredeymiş? Bakın burada bir ürünün ID'si var. Burada unit price yani o ürünün tekil fiyatı var. Şurada da quantity, adet fiyatı var. Şimdi toplam fiyatı nasıl hesaplarız burada? Ben burada toplam fiyatı unit price ile quantity'yi çarpıp toplam fiyatı oluşturabilirim. Ve as ile bunu toplam bir fiyat şeklinde sütun olarak veri çıktığımda yazdırabilirim. Biz şunu yapmıştık bakın. İşte first name vardı, last name vardı. Ne yaptık bunları? Concat yardımıyla işte full name şeklinde tek bir sütuna yazdırmıştık. Böyle bir örnek yapmıştık. Burada da bir sayısal ifade üzerinden, sayısal ifadeler üzerinden yeni bir sütun oluşturacağız. Ürünün tekil fiyatı var. Ürünün kaç tane satıldığı var. Ve bunun üzerinden biz ne oluşturacağız? Bunun üzerinden toplam fiyat oluşturacağız. Bakın hemen gelelim şurada. Select diyorum. Neye ulaşmaya çalışıyorum ben? Toplam fiyata ulaşmaya çalışıyorum değil mi? Bunun için ne yapacaktık? Select unit price çarpı diyorum. Quantity, dikkat ederseniz unit price şuradaki sütun. Quantity de buradaki sütun. Select unit price çarpı quantity as diyorum. Buna şöyle total price yani toplam fiyat şeklinde bir sütun ismi verelim. Hangi tablodan alacakmışız bu verimizi? Order detail tablosundan alacakmışız değil mi? Order details yazıyorum buraya. Çalıştırıyorum bir. Bakın görmüş olduğunuz gibi ne geldi burada? Tüm toplam fiyat ayrı bir sütun olarak geldi. Peki burada neyi istiyorum? Dikkat ederseniz en düşük toplam fiyata sahip diyorum. Yani ben ne yapacağım burada? Burada bir sıralama yapacağım değil mi? Order by diyeceğim. Bakın dikkat ederseniz sıralamayı da neye göre yapacağım? Toplam fiyata göre yapacağım. Bu da biz order by yani sıralama yaparken bunu şurada görmüş olduğunuz kendi oluşturduğumuz sütun içinde yapabiliriz. Aynen diğer sütunlarda yaptığımız gibi.
unit price'a göre sıralayabiliriz, quantity'ye göre sıralayabiliriz ya da bunun ikisinin çarpımından oluşturduğumuz kendi sanal sütunumuza göre bunu oluşturabiliriz. Hemen geliyorum. Order by total price dedim ve çalıştırıyorum. Görmüş olduğunuz gibi neye göre sıralanıyor? En düşükten yükseğe göre sıralanıyor, değil mi? Çünkü burada descending yazmadım. Şurada ascending yazabilirdim ama ascending yazmama da gerek yok. Bu şekilde yazdığım zaman da aynı şekilde çalışıyor. Ne isteniyor benden? En düşük toplam fiyat isteniyor, değil mi? O nedenle geliyorum şuraya bir de limit 1 dediğim zaman şuradaki ilk satırdaki veriyi istiyorum çünkü. Çalıştırıyorum. Görmüş olduğunuz gibi istediğim veri çıktısına ulaşmış oldum. Uygulama çalışmamız bu kadar arkadaşlar. Biliyorum halen daha az uygulama yaptığımızın farkındayım. Ancak dönüp aynı şeyleri yapmak istemiyorum. Ancak bu uygulamaların sayısı, konuyu sayısı ve karmaşıklığı konu ilerledikçe artacak. Burada şuna dikkat etmek istiyorum. Her ne kadar kötü bir Türkçe ile olsa da bakın dikkat ederseniz SQL bilgimiz arttıkça daha fazla anahtar kelime üzerine konuştukça istenen senaryoları daha mantıklı bir şekilde ne yapabiliyoruz? Oturtabiliyoruz. Bu da giderek artacak. Özellikle birden daha fazla tablo üzerinde çalışmaya başladığımız zaman, joinler konusunu işlemeye başladığımız zaman bunlar da gelişecek. Bugünkü çalışmamız bu kadar. Bir sonraki çalışmamızda görüşmek üzere.